Geldiniz. Bir kitap bir yazar programımızda bugün Yıldırım Bayezid Üniversitesi hocalarından Profesör Doktor Salih Yılmaz hocam Çağdaş Türk Dünyası Tarihi el kitabı çerçevesinde bugünkü Çağdaş Türk Dünyası'nı konuşacağız. Salih hocam hoş geldiniz. Evet hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Hocam. Bizi kırmayı. Evet Server Vakfı dostları bizim her zaman için birinci önceliğimiz özellikle Mehmet Ali Bey'e bizim büyüğümüz, saygı duyduğumuz her zaman için. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Salih hocam, Konya Ereğli. Evet. Gazi Üniversitesi'nde lisans, Sakarya Üniversitesi'nde yüksek lisans ve Ankara Üniversitesi'nde doktorasını bitirmiştir. Yurt dışında Rusya, Moskova, Maxim Gorki Enstitüsü'nde 2014-2015 çalışmıştır. Özbekistan coğrafyasına dair doktora çalışması yapmıştır ayrıca. 96-2018 yılları arasında Rusya, Ukrayna, Orta Asya ülkelerinde akademik çalışmalarda bulunmuştur. Hocamız İngilizce, Rusça ve Türkçe lehçelerinden Özbekçe, Kazakça, Karakalpakça bilmektedir. Son dönemde Rusya-Türkiye ilişkileri konusunda danışmanlık yapmaktadır. 2019'da Rusya Dışişleri Bakanlığı Rus İslam Dünyası grubu tarafından Türkiye-Rusya ilişkilerine katkı ödülü vermiştir. Muğla Üniversitesi'nde 2011 yılına kadar başladığı akademik çalışmasını 2011 yılından itibaren Ankara Yıldırım Bayezid Üniversitesi Tarih Bölümünde devam etmektedir. 2010 yılından itibaren Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü'nün başkanlığını da yapmaktadır. Evet. Salih Hocam tekrar hoş geldiniz. Buyurun. Evet. Böyle bir çalışma niye ihtiyaç duyduk? Evet. Böyle bir çalışma Türkiye'de yok mudur? Neler anlatıyoruz burada? Şimdi tabii biliyorsunuz bu yani Türk dünyası algısı ya da Türkler kimlerdir, nerelerde yaşar algısı yani uzun süredir bizim ders kitaplarımızda ya da eğitim konularımızda bir düzene oturtulamadı. Daha doğrusu biz bunu en tepeden halletmeye çalıştık ama en aşağıdan bunun ilkokuldan itibaren halledilmesi gerekiyordu. Şöyle ki Sovyetler Birliği 1990'lı yılların başında dağılıp da bir anda işte bağımsız Türk Cumhuriyetleri ortaya çıktığında yani tabi belli bir grup işte Azerbaycan'ın bağımsızlığı ne bileyim işte Can Azerbaycan bağlamında o dönemde siyasi olarak bir fikir vardı ama Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Türkiye'de bir boşluk oluştu. Şimdi bir cumhuriyetler var. Türk Cumhuriyetleri diyoruz biz buna. İşte Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Kazakistan. Fakat bunlara yönelik ne yapacağız? Onların da bizden çok büyük bir beklentisi var. İşte Türkiye büyük bir devlet. Hani o mutlaka bize her konuda yardım edebilir, fayda sağlayabilir bağlamında. O dönemde işte Süleyman Demirel ile birlikte bir süreç başlıyor. Ve bazı işte kurum ve kuruluşlar kurulmaya başlıyor. İşte TİKA, Türk İşbirliği Kalkınma İdaresi. Bunların başında geliyor. Daha sonra o dönemde ya, Türk dili Başbakanlığı mı Cumhurbaşkanlığı dönemi? Başbakanlığı dönemi. Evet, Başbakanlığı dönemi. Dönem itibariyle daha sonra Tansu Çiller bununla ilgili bir proje yapıyor. İşte 10 bin öğrenci projesi. Yani Türk dünyasından 10 bin tane öğrenci Türkiye'ye getirilecek burslu olarak. Bunlar eğitilecek. Ha, bu anlamda tekrar ülkelerine döndüklerinde hani Türkiye'ye karşı bir sevgi besleyen ya da Türkiye taraftarı bir yönetici kadrosu oluşturmaya çalışacak diye bir düşünce. Ama 10 bin öğrenci projesinde öyle bir durum ki bunlar o dönem itibariyle herkes Türkiye'ye öğrenci göndermek istediği için orada da bir düzen olmuyor. Üst düzey insanların işte çocukları doğal olarak Türkiye'ye geliyorlar. Hazırlık olmadığı için yani zeki mi, bu işi becerebilir mi, o bölümü okuyabilir mi diye bir çerçeve çizilmemiş.
Sonuç itibariyle o dönemde gelen 10 bin öğrenciden, hani elimizde bir istatistik yok ama bunların kaçı işte okulunu bitirebildi, kaçı ülkesine döndüğünde işte üst kademelere yerleşebildi. Abi elimizde böyle bir istatistik yok. Ancak %100 başarılı olmadı diyebilsek de bir oranda bunların işlerinden çıkanlar, özellikle bugün günümüzde Azerbaycan'daki bazı resmi kurumlarda bunların görev aldıklarını biliyoruz. Bu Tansu Çiller'le devam etti Türk Dünya Sağlıkçısı. Fakat asıl bu Türk dünyası algısının ortaya çıkmasında Turgut Özal'ın çok büyük bir katkısı var. Onu söylemek lazım. Çünkü Turgut Özal biliyorsunuz zaten onun ölümü de bir Orta Asya ziyareti sonrası dönüşünde hastalanmasıyla ortaya çıkıyor. Ahmet abi hoş geldin. Bu nedenle ortaya çıkıyor. O dönemde Turgut Özal Türk dünyasını Türkiye ile birlik olması halinde özellikle ekonomik anlamda çok büyük bir güç olacağını düşünüyor ve o dönem itibariyle Türk dili konuşan ülkeler konseyi dediğimiz işte bugün Türk Devletleri Teşkilatı olarak 2022'de ismi değişti. Cumhurbaşkanlarının toplantısında, Türk devletleri liderlerinin toplantısında ismi değişti. Türk Devletleri Teşkilatı oldu. Turgut Özal'ın o öngörüsü Nahçıvan'da 1999 yılında imzalanan anlaşmayla bu Türk ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri bir birlik oluşturma konusunda kendilerince anlaşıyorlar. Ancak işte Rusya Federasyonu'nun 2000 yılında Putin'in iktidara gelmesi, güçlenmesi, ekonomik ve askeri olarak güçlenmesiyle birlikte Türkiye'nin bu projesinin biraz kadük kaldığını görüyoruz. Çünkü Rusya Federasyonu kendi çevresinde eski post-Sovyet ülkeler dediğimiz ülkeleri bir anlamda arka bahçesi olarak görüyor. Yani benden izinsiz ya da benim hoşlanmadığım bir oluşum, bir projeyi çok da fazla izin verme düşüncesinde değildi. Hatta Bakü-Ceyhan petrol hattının yapılması konusunda biz o dönemde biraz sıkıntı yaşanmıştı. Hatta dönem itibariyle günümüzde mesela geçen hafta, bu hafta daha doğrusu Sayın Cumhurbaşkanı'nın Türkmenistan ziyareti vardı. Orada doğal gazın Hazar üzerinden Türkiye'ye, Türkiye üzerinden de Batı'ya ulaştırması konusunda bir anlaşma imzaladı Azerbaycan, Türkmenistan ve Türkiye. Aslında biz bu anlaşmayı ta Turgut Özal döneminde bu anlaşmanın başlangıcı var diyebiliriz. Belki de bizim bugün aldığımız doğal gazı üçte bir fiyatına Türkmenistan'dan alma imkanımız vardı. Ama o dönem Rusya buna izin vermedi. Çünkü Hazar üzerinden o boru hatlarının geçmesi gerekiyor. Hazar'ın da statüsü tam olarak Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra belli olmadığı için bunu bir şekilde engellemiş oldu. Türkmenistan gazını kime sattı? Türkmenistan gazı Rusya'ya satıyor. Türkmenistan gazı İran'a satıyor. Onlar da bize gazı iki kat fiyatına satmış oluyorlar. Ama işte bu haftaki toplantıda tabii ki onlar bir karar aldılar ama bu tür projelerin yürürlüğe girebilmesi için Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerinin iyi olması gerekiyor. Türkiye ile Rusya arasında bir rekabet ortaya çıkarsa, rakip olurlarsa bu iki devlet, o zaman birbirlerinin çıkarlarını da zarar veriyorlar. Yani bu anlamda biz son dönemde özellikle Rusya-Türkiye ilişkilerinin gelişmesi bağlamında kendimizce hem Ruslarla işte ortak projeler yapmaya çalışıyoruz. Bu kitabın yazım süreci nedeni ise bunlar büyük çoğunluğu bugün bizim işte Hunlar biliyorsunuz tarihte Göktürkler, Türkler açısından büyük imparatorluklar kurmuş ve dünyaya işte barışı, huzuru bir şekilde tesis edebilmek için çaba göstermişler. Bu devletler yok olduktan sonra bugün biz Anadolu'da yaşıyoruz ama bizim atalarımızın yaşadığı coğrafyada Kazaklar, Kırgızlar, işte Özbekler, Türkmenler bunlar yaşıyor. Ancak Türklerin asıl anavatanı dediğimiz ilk ortaya çıktıkları bölgeler Altay, Ural Altay Dağları bölgesi ve onlar şu anda Rusya Federasyonu sınırları içerisinde yer alıyor ve Rusya Federasyonu içerisinde yaklaşık bugün 12 ile 15 milyon
Türk yaşıyor. Ve 35 tane farklı etnik grup bunlar. Sibirya bölgesinde. Başta işte Sahalar, Tıvalar, Hakaslar, Çorlar, Altay Türkleri, Balkar, işte Malkar, Nogaylar, Türkmenler, Tatarlar, Çuvaşlar, Başkurtlar. Bir anlamda orası aslında Türk kültürünün ve o eski Türk sisteminin hala yaşatıldığı bir coğrafya. Biz Rusya ile ilişkilerimiz iyi olduğunda o Türklerle irtibat kurabiliyoruz. O Türklerle işte yakın işbirliği kurabiliyoruz. Ya da onların bizi tanımasını, bizim de onları daha iyi tanımamızı sağlamış olabiliyoruz. Bir diğer eksiklik ise biz sadece Türk dünyası dediğimiz zaman son dönemde özellikle Türkiye'de yaşayan Türkler ya da Avrupa'ya göç etmiş Türkler, bir de işte Azerbaycan, ne bileyim Orta Asya'da işte Özbek, Kazak, Kırgız, onları biliyoruz. Bunun dışında bilinmeyen bugün Hindistan'da, bakın Babil İmparatorluğu'ndan kalma, Gaznelilerden kalma 30-40 milyona yakın Türk varlığı var. Ama bunlar uzun süre, belki de bu bizim Osmanlı döneminde bunlarla irtibat varmış. Yani Osmanlı sultanları, hükümdarları bunlara hem ekonomik yardım gönderiyormuş, hem öğretmen gönderiyormuş. Bir anlamda onların sorunlarıyla ilgileniyormuş. Ama o dönem sonrasında biz bunları biraz olsun ihmal etmişiz. Bunlar isimleri Türkçe. İsimleri Türkçe. Bir Türk gibi yaşıyorlar ama dillerini kaybetmişler. Dil olarak kayba uğramışlar. Yine Pakistan'da bugün 20-30 milyon civarında Türk varlığı var. Ama bu isim olarak var. Onlar da dillerini kaybetmişler. Bugün Libya'da mesela biz, İran, onlar Türkçe konuşuyor. O, onlar bilinen bir şey. Yani bugün Tebriz, ne bileyim Tahran bile diyebiliriz ki, hani Azerbaycan Türkleri, işte Kaşkay Türkleri, ne bileyim Terekemeler, Karapapaklar. Ha, bir anlamda İran'daki Türk varlığı zaten orası tarihten beri Orta Asya'dan geçiş için bir koridor olarak kullanıldığı için İran coğrafyası. Ve daha önce de orada Büyük Selçuklular başta olmak üzere bir işte Safeviler, bir Türk işte şeyi olduğu için, hakimiyeti olduğu için doğal olarak orada var. Libya'da mesela Osmanlı döneminde Libya'ya Osmanlı Devleti Yeniçerileri göndermiş. Orayı korumak için. Ve bu Yeniçeriler orada kalmışlar. Oradan evlenmişler. Ve günümüzde de hala onların soyu Libya'da devam ediyor. Aşiretler içerisinde de devam ediyor. Bugün Misrata dediğimiz bölge, hani hemen Trablus'un yanında, Misrata zaten ta Osmanlı döneminde bu Türk denizcilerinin, Yeniçerilerinin yaşadığı bir şehir. Yani Türklüklerini biliyorlar, soyadlarında buna dair ibareler var ama dillerini kaybetmişler ya da Araplaşmışlar bir anlamda gelenekten dolayı. Şimdi onun dışında baktığımız zaman bugün Irak'ta, Suriye'de, Mısır'da yine Türkler, Memlükler uzun süre burada hakim oldular. Osmanlı burada uzun süre hakim oldu. Yani Türkler orada olmaması mümkün mü? Ama ne oldu? Oraya giden insanlar bir şekilde asimile oldular. Şimdi biz bu kitabı yazarken işte bu bölgelerde yaşayan, başta Libya, Pakistan, Hindistan, Afganistan. Bakın Afganistan normalde Türk tarihinde bütün Avrupalı alimler de burayı Güney Türkistan olarak adlandırılır. Güney Türkistan, Afganistan coğrafyasını. Niye Güney Türkistan olarak adlandırılıyor? Çünkü Türkistan tabiri Batılılarca da çokça kullanılmış tarihte, Türklerin yaşadığı bölge olarak isimlendiriliyor. Çoğunluk olarak onların bölgesi olarak. Şimdi siz, şimdi burayı biz Afganistan olarak adlandırıyoruz. Çin, bugün Uygurların yaşadığı bölgeler, tarihçiler ya da bilim adamları eskiden belli. Neden Doğu Türkistan olarak adlandırılıyor? Normalde orası coğrafya olarak Doğu Türkistan olarak adlandırıyor. Çünkü Türklerin yaşadığı ana bölgeler bunlar. Buraya sonradan gelmemişler onlar. Burada zaten her zaman var olmuşlar. Batı Türkistan, Doğu Türkistan. Bunu, bu coğrafyaları zaten ayırmış. Şimdi biz, ben Sovyetler Birliği dağıldığı zaman işte Özbekistan'a gittim, Kazakistan'a gittim. Ben diyordum ki ya siz Türksünüz. Diyorduk hayır kardeşim, biz Türk değiliz. Biz Kazak'ız. Biz Özbeyiz diyordu. Buraya geldiğimde
İşte Kazaklar Türk bizim kardeşimiz diyordum ben. İşte üniversite okuyoruz o zaman. İşte Özbekler Türk. İşte benim yakın arkadaşlarım bile ya ne alakası var? Türk sadece Türkiye'de yaşıyor diyordu. Yani sadece Türkiye'dekiler Türk. Kazak niye Türk olsun? Kırgız niye Türk olsun? Özbek niye Türk olsun? Şimdi o dönemde bundan işte 30 yıl önceki bu bilinçsizlik günümüzde de hala devam ediyor. Belki sizler bunu biliyorsunuz. Siz entelektüel bir yapıya sahipsiniz. Okuyorsunuz, gündemi takip ediyorsunuz ama şimdi bunu halka kadar indiremezseniz, halka kadar indiremezseniz bunun o kişinin yetiştirdiği çocuk da bireyler de ona uygun olur. Mesela Türkler niye aile yapısına çok önem vermiş? Eskiden beri. Yani ta İslamiyet öncesinde bile Türkler için aile vazgeçilmez bir unsur. Aile parçalandığı zaman Türklere göre devlet parçalanıyor onların anlayışına göre. Bunun bir sebebi var. Yani diyor ki eğer siz devletiniz sağlam olmasını istiyorsanız, sistemin sağlam olmasını istiyorsanız aileyi sağlam tutacaksınız. Niye çocuklarını erken yaşta evlendiriyorlar Türkler? Çünkü diyor ki erken yaşta evlensin, sorumluluk alsın bu. Kendine bir hedef belirlesin. İşte çocuğu olduğu zaman o sorumluluğu artsın. Yeni hemen onu evlendirip yeni bir çadıra, obaya geçiriyor. Yani kendi babanın yanında yeni bir çadır kuruyor. Neden? Kendi başına idare etmeyi öğrensin. Bu bir aslında felsefe. Mesela töre diyoruz biz. Türklerde töre. Belki bu yazılı olmayan bir kuraldı ama bu töre çocukluktan itibaren her anne babanın özellikle nene ve dede mesela. Türklerde nene ve dedenin önemi çok fazladır. Ben sık sık mesela çocuklarıma nene, anneannesini görsün diye götürürüm. Çünkü eskiden. Bu efendim? Eskiden. Şimdi de yapıyorum ben canım. Götürüyorum. Bu çok önemli. Çünkü onlara vereceği eğitim Türklerin kendi felsefesini oluşturması açısından önemli. Yani Allah bizi böyle bir Türk milleti olarak yaratmışsa bize de kendimize özgü bir takım yetenekler vermiş ya da gelenek, görenek, örf bunları vermiş yani. Bunu dikkat etmek lazım. Mesela bir töreyle ilgili Türklerden bir örnek vereyim. Yazılı değil ama bir erkek bir kıza evlenme sözü vermişse bundan dönemez. Bak yazılı bir şey değil. Bir kıza ben seninle evleneceğim diyorsa bunu yerine getirmek zorunda. Bu basit bir kural değil Türkler için. İslamiyet öncesinde söyleyeyim bunu. Bunu yerine getiriyor. Çünkü aileyi sarsacak, kadını sarsacak, kadının psikolojisini bozacak erkekler açısından hiçbir şeye izin vermiyorlar. Ve o nene dede küçüklükten itibaren bunları öğrettiği için çocuklarına o çocuk büyüdüğü zaman doğruluk, yalan söylememe, hırsızlık yapmama, vatanı milleti için sonuna kadar savaşma, büyüklerine saygı, ne bileyim çalışmanın bir ibadet olduğunu düşünüyor mesela felsefe olarak. Bugün bu kitapta biz kültürü de anlatıyoruz. Sadece Türkler kimlerdir? İşte Türkler Pakistan'da, Hindistan'da, işte orada yaşıyor değil. Her birinin kültürünü anlatıyoruz ki nasıl bunlar benziyor birbirine bu kültürler. Kazaklar, Özbekler, Türkiye'de yaşayan, Anadolu'da yaşayan Türkler, bunların kültürel benzerliklerini anlatarak aslında bunların tarihinin bir olduğunu, geçmişinin bir olduğunu, bunların aynı ana ve babadan geldiğini bir şekilde anlatarak bunu özellikle yeni nesillere, üniversite nesillerine aktarmaya çalışıyoruz. Bu kitap tüm üniversitelerde ders kitabı olarak okutuluyor. Yani biz de ona göre düzenledik ki, yani hocalar bilgisi olmasa bile, herkesin bilgisi olmayabilir dersle ilgili. Bilgisi olmasa bile bir metodu olsun, metodu biliyorsa bu kitap üzerinden o üniversite öğrencileri, çünkü okullara gidecekler. Bir kısmı öğretmen olacak, bir kısmı bürokrat olacak, bir kısmı memur olacak, bir kısmı kendi özel ne bileyim işini kuracak. Ama Türk dünyası algısını bilmesi gerekiyor. Yani Türkler neden Libya'da, Türkiye? Türkiye neden Suriye'de? Türkiye neden ne bileyim Irak'ta? Türkiye neden Azerbaycan bölgesine bu kadar ilgi gösteriyor? Türkiye neden Türk Devletleri Teşkilatı üzerinden böyle bir yapılanma kurmak istiyor? Çünkü hani derler ya, bir elin nesi var, iki elin sesi var bağlamında. Yani Türkiye kendince
gerçekten büyük mesafe kat etmiş olabilir, ekonomik anlamda diğerlerinden gelişmiş olabilir ama Orta Asya'daki Türk devletlerinin sahip olduğu ham madde, yeraltı kaynakları, zenginlikler Türkiye açısından hem onlara fayda sağlayacak bir getirisi olacak, sonuçları olacak, hem de bizim bundan büyük kar elde edebileceğimiz bir ülke konumuna geleceğiz. Çünkü dikkat ederseniz Türkiye petrol zengini bir ülke değil, doğal gaz zengini bir ülke değil. Yani bilgiden para kazanan bir ülke konumunda. Yani işte ihtiyaç maddelerini üreterek, bir de bulunduğu coğrafi konumu değerlendirerek bunun üzerinden para kazanıyor. Biz bir adım daha ileri gideceksek o zaman ham madde bakımından zengin olan bu Türk cumhuriyetleriyle çok yakın işbirliği kurmamız lazım. Yani bugün Türkmenistan gazını 1 liraya satıp İran'a, İran bize bu gazı 3 liraya satıyorsa neden bundan İran kazansın? Değil mi? Biz 2 liraya alalım, Türkmenistan da kazansın, değil mi? Biz de 4 liraya Avrupa'ya satalım, biz de kazanmış olalım bağlamında. Yani aslında yeni bizim stratejimiz doğal olarak bu Türk Devletleri Teşkilatı'nın üzerindeki var olan ham maddeleri paraya çevirmek ve hep birlikte kazanabilmek. Bunu yaparken de biz öncelikli olarak kültürlerimizin birbirlerine benzerliğini bu yeni nesillere anlatmamız gerekiyor. Kazak kimdir? Özbek kimdir? Türkler sadece Anadolu'da ya da Orta Asya'da mı yaşıyor? Bakın Rusya'da yaşayan Türklerle ilgili çok fazla Türkiye'de bir şey yok. İnanın yani bugün Rusya Federasyonu içerisinde üst yönetimde bile bu Türk gruplarından birçok insanın olduğunu söyleyebiliriz. Mesela Savunma Bakanı Sergey Shoigu, değil mi? Bu bir Tıva Türk'ü yani. Tıva Türk'ü yani kendisi. Ve Tıvaca konuşuyor bu. Türkçe konuşuyor adam. Merkez Bankası Başkanı Nubilina mesela. Başkurt Türk'ü. Rusya Federasyonu Merkez Bankası Başkanı uzun yıllardır. Başkurt Türk. Bugün Moskova Belediye Başkanı. Sobyanin mesela. Sibirya Tatarı karışımı. Yani şimdi siz bunları tanır da bunlarla gerçekten iyi ilişki kurarsanız bunların size faydası olur. Değil mi? Bugün niye Amerika Birleşik Devletleri ya da İngiltere bizim en zeki öğrencilerimize burs vererek orada üniversiteyi bitirmelerini sağlıyor? Amerika'da üniversite bitirmek, İngiltere'de üniversite bitiriyorsunuz, geliyorsunuz burada en üst kademede görev yapmış oluyorsunuz. Sonra ne oluyor? Siz Amerika'ya karşı hiçbir adım atmazsın. İngiltere'ye karşı hiçbir adım atmazsın. İşte biz de bu işbirliğini üniversiteler üzerinde, mesela biz Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Kazakistan'da, Türkiye ile Kazakistan ortaklığında, orada tüm Türk dünyasından binlerce öğrenci eğitim görüyor. Kırgızistan'da Manas Üniversitesi, Kırgızistan'la Türkiye'nin ortak olduğu uluslararası bir üniversite. Yine orada da aynı şekilde burs vererek ihtiyacı, bunu ödeyemeyecek, işte kalamayacak, gidemeyecek öğrencilerin Türkiye tüm ihtiyaçlarını karşılayarak tüm Türk dünyasından öğrenciler orada mühendis olmasını, işte fen bilimlerinde, sosyal bilimlerde yetişmesini sağlayarak kendi ülkelerine dönüp bu anlamda o Türk bilinciyle hareket etmesini sağlıyor. Burada bazen Ruslar şundan çekiniyor. Ya acaba Türkler yeniden eskiden olduğu gibi işte Büyük Turan'ı oluşturacak mı? Şimdi bu 21. yüzyılda görüyorsunuz. Yani Rusya Ukrayna'ya savaş açmayı açtı. Çok Rusya dediğimiz dünyanın ikinci kutbu. Çok büyük bir ülke. O bile Ukrayna gibi büyük bir coğrafyada gücü olmasına rağmen başarı kazanma konusunda büyük zorluk çekiyor. Yani 21. yüzyılda savaşlarda başarı kazanmanın çok fazla şansı yok bu teknolojiyle birlikte. Kaybeden olmaz, kazananı da olmaz. Biz buna küt diyoruz. Tamam mı? Pat. Pat savaşlar ortaya çıkar. O zaman biz ne yapacağız? Kazakistan olarak kalsın, bağımsız. Özbekistan olarak, Azerbaycan, Türkmenistan hepsi bağımsız olsunlar. Ama güçlü olsunlar bizim açımızdan. Biz kardeşler olarak her birimiz güçlü olalım.
birbirimizin sorunlarıyla bu güçle mücadele edebiliriz. İşte bu tür kitapların, yani sağ olsun Mehmet Ali Bey de bütün kitapları herhalde almış buraya. Yani mesela Rusya dış politikasıyla ilgili biz kitap yazmıştık. Bunun hem İngilizcesi var hem de Türkçesi var. Yani hem İngilizce yazdık bunu hem de Putin dönemi. Şimdi siz bir ülkeyle iyi bir ilişki kurmanız için o ülkeyi iyi tanımanız gerekiyor. O ülkenin genlerini iyi tanımanız gerekiyor bir de. Yani Türkler kim? Türklerin kültürü ne? Türkler işte sinirlendiği zaman nasıl davranır? Sevindiği zaman nasıl davranır? Şimdi siz bunları bilmezseniz sadece kişi özel, işte Rusya Devlet Başkanı Putin, işte Putin'i tanıdık. Olmaz. Onun da ailesinden geçen kültürel, geleneksel, örfsel, genetik bir yapısı var. O toplumun siz o genetik yapısını da öğrenmeniz gerekiyor ki o insanları yanlış anlamayasınız. Bu bununla ilgili mesela burada şey var, yani bölgesel sorunlar, işte tüm dünya ile ilgili, Türkiye ile ilgili burada da şeyi yazdık biz. Arktika, yani Kuzey Buz Denizi. Çünkü orası doğalgaz, petrol gelecek yüzyıllarda çok büyük, orası hava ısındıkça, o buzullar eridikçe ham madde açısından zengin olacak. Ve orası kimseye ait olmayan bölgeler. Yani kim önce giderse sınırlı belirlediği bölgeler. Bunları yazıyoruz ki biz yeni nesillere de bir hedef belirliyoruz. Yani bu kitapları okuyan yeni nesiller kendisine hedef belirliyor. İşte bunlar, bu mesela Rusça, Türkçe yayınladık. Bu Türkiye-Rusya ilişkileri benim genel olarak, ben tarihçiyim ama işte biraz Rusça bilmemizden kaynaklı ya da ben Türk dünyası çalıştığım için, yani Türk dünyasında tüm kitaplar Rusçaydı. Doğal olarak ben de Rusça öğrenmek zorunda kaldım. Yani bir şey yapacaksanız o dili bilmeniz gerekiyor. O dili hissetmeniz gerekiyor. Yani yine de ben Türkçe konuşmadan mesela Rusya'da kaldım ben. Rusya'da hep Rusça konuşuyorum. Yani hep rahatsız oluyorum. Canım Türkçe hissetmek istiyor. Birisine Türkçe hitap etmek istiyor. Yani o dil o toplum içinde yaşayan bir kültür. Bu çok önemli yani. Şimdi çocuk... Tabii ki Ahmet abi. Kafirlerin dilini öğren, şerlerinden emin olursunuz diyor. Hadis-i şerif. Evet, evet. Yani şimdi bir de ben şöyle söylüyorum. Yani estağfurullah. Yani Allah'ın mutlaka bir bildiği var Ahmet abi. Doğru. Tamam. Yani Allah milletler oluşmuşsa, farklı diller oluşmuşsa, değil mi? Bunun bir sebebi olması lazım. Tabii bunu buna kafa yorum. Bunun bir felsefesi olması lazım. Yoksa tek bir millet olurdu dünyada, yaratılışta. Yani öyleydi zaten de ama sonradan bunlar oluştu. Bunun Allah'ın bilgisi dışında oluşması çok da fazla mümkün değil. Değil mi? Diller, milletler oluşmuşsa bu oluşmanın sebebi de birbirimizi anlayabilmek için çaba sarf etmek. O kadar boş zaman olmasın ki insanoğlu, değil mi? İnsanoğlu kendisine hedef belirlesin. Birbirleriyle ilişki kursunlar. Birbirlerinin ne bileyim bir hacetini gidersinler diyelim ki. Yani bu anlamda bize bir aslında şey vermiş, yol vermiş. Bunu da göstermek lazım. Yani bu Çağdaş Türk Dünyası Tarihi kitabı, ben şimdi mesela yani AK Parti'nin bir hedef var. Türkiye yüzyılı diyor, açıklamış. Geçen Sayın Cumhurbaşkanlığı'nda katıldığı İstanbul'da geçen aydı. 24 ülkeden 74 tane uzman, 24 tane ülkeden bir araya geldik biz İstanbul Hilton Oteli'nde ve Türkiye'nin gelecek vizyonunu çalıştık, tartıştık bu yabancı uzmanlarla birlikte. Yani Türkiye ne yapmak istiyor, işte uluslararası ilişkilerde nasıl davranıyor falan. Ben de dedim ki yani AK Parti'nin Türkiye vizyonu 100. yılında, Cumhuriyet'in 100. yılında 2023'te Türkiye vizyonu açıklaması olabilir. Ama benim şeyim 2023 Türk vizyonu diyorum ben. Türk vizyonu, Türkiye değil. Bunu Türkiye ile sınırlamak sadece. Ha, bu politikacılar açısından belki bir şey olabilir. Hani kendilerince.
Ama bir Türk dünyası gerçeği varken bunlar ekonomik olarak, ham madde olarak çok zenginler ama bunu satamadıkları için, bunu paraya çeviremedikleri için Türkiye bunlara liderlik etmesi gerekiyor, önderlik etmesi gerekiyor ki hep birlikte kazanmamız, hep birlikte refaha erişmemiz lazım. Şimdi şöyle derler, mesela İslamiyet öncesinde Türkler gök tanrıya inanıyorlardı, tek tanrıya inanıyorlardı. Yani tek tanrıya inanmalarının da bir sebebi olması lazım. Mutlaka onlara da bizim İslami anlayışımıza göre mutlaka bir peygamber gönderilmişti. Yani din olarak onlara aktarmış. Çünkü cennet cehennemi bilmeleri, değil mi? Melekleri bilmeleri, ne bileyim, bu bunun bir anlamda onlara bir tebliğin olduğunu da gösteriyor. Şimdi gök tanrı inancına göre onlar diyor ki inançlarında, Allah bizi yaratırken bize bir görev verdi. Tanrı bizi yaratırken bize bir görev verdi Türkler. Tüm dünyadaki insanlığa refahı getireceğiz, barışı getireceğiz, onların birbirleriyle savaşmasını engelleyeceğiz. Açta açıkta kimse kalmayacak. Türklerin, eski Türklerin bu kadar savaşmasının sebebi bu. Yani siz Hunlar oradan çıkıp da Avrupa'ya niye gidiyorlar? Gitmesine gerek yok. Yani bugünkü Ukrayna coğrafyasında kalabilirdi. Macaristan coğrafyasında kalabilirdi. Çünkü sonuçta bunlar konar göçer. Atını doyurabileceği, kendisini doyurabileceği her şeye sahipler. Ama o gök tanrı inancındaki dünyaya barış getirme felsefesi bunları daha da ileri getiriyor. Ve denizi gördüklerinde dünyanın bittiğini düşünüyorlar. Hani Süleyman Demirel diyordu ya, Adriyatik'ten Çin denizine kadar. Aslında o eski Göktürkler döneminin ulaştığı şey. Deniz. Denize ulaştı, dünya bitti. Çin denizine ulaştı, dünya bitti. Adriyatik'e ulaştı, dünya bitti. Demek ki biz görevimizi tamamladık. Allah'ın, Tanrı'nın verdiği bize görevimizi tamamladık. Bundan sonraki süreçte öbür dünyada rahatça yaşayabileceğiz. Ya da mesela gök şeylerde, eski Türklerde hükümdar olan kişi, han, Tanrı'nın bir temsilcisi, Allah'ın bir temsilcisi. Onun başarısız olma şansı yok. Hep başarılı olacak. Başarısız olduğu anda ne yapıyor halk? Diyor ki Tanrı bundan bu görevi aldı. İsyan ediyorlar ve onu öldürüyorlar. Demek ki sorumluluk alan kişi, ben bunu o dönemde İslamiyet öncesi de sadece han için geçerli ama bizim İslami anlayışımıza göre de sorumluluk alan her kişi başarılı olacak. Tamam, bu han olabilir, bakan olabilir, öğretmen olabilir, akademisyen olabilir, baba olabilir, anne olabilir, tamam mı? Başarısızlık Tanrı'ya karşı görevinizi yerine getirmemek anlamına gelir. Bu Türklerin felsefesi. Bu kadar çok devlet kurmalarının, bu kadar çok büyük imparatorluk kurmalarının, kurdukları devletlerde sadece Türkler değil, başka milletleri de kendileriyle birlikte hareket etmeye ikna etmelerinin ana nedeni bu felsefedir. Türklerde ırkçılık yoktur ama milliyetçilik vardır. Bakın, ikisi farklı şey. Milliyetçi olmak kötü bir şey değil. Kendi milletini bilmek, kendi milletinin dilini korumak, kültürünü korumak, bununla gurur duymak tam tersi sizi kötülüklerden korur. Ya ama siz derseniz ki hani sen Türk değilsin, ne olacak işte senin işte iskelet yapın şöyle olması lazım, boyun şu kadar olması lazım, işte arkanda kemiğin çıktı olmasa, o zaman bu doğru olmaz. Çünkü Allah'ın yarattığı Hazreti Adem'le Havva'dan sonra, sonuçta babamız anamız bir. Yani Hazreti Adem'le Havva, değil mi? Hepimiz bundan türedik, üredik. Şimdi baktığımız zaman o 3000 yıl, 4000 yıl öncesi, 5000 yıl öncesinde insanoğlu zaten birbirleriyle karıştı. Değil mi? Ben işte diyelim ben Rus'la evlendim, o Mehmet Ali hocam Arap'la evlendi, öbürü İngiliz'le evlendi, öbürü Ermeni'yle evlendi, Türk, Kürt evlendi. Zaten bu nesil olarak bir şey kalmadı ama milliyetçilik o ayrı bir şey. Bunu korumamız gerekiyor. Kültürümüzü, dilimizi korumamız gerekiyor. Geçmişimizi hem kendimiz bilmemiz gerekiyor hem yeni nesillere iyi öğretmemiz gerekiyor ki
Bu sadece bunu öğrettiğiniz zaman aile yapınız güçlü olmakla kalmıyor. Devletiniz de güçlü oluyor. Sisteminiz de güçlü oluyor. Dışarıdan etkilere, dışarıdan asimilasyona kapalı olmuş oluyorsunuz. Yani bugün Rusların ne bileyim bu anlamda mesela Ukrayna'daki savaşta Putin ne diyor? Diyor ki ben kendi toplumuma karşı tehdit olarak gördüğüm için bu savaşı yapıyorum. Diyorlar ki nedir senin tehdit? Arkadaşım diyor bunlar diyor NATO ülkeleri ya da Amerika benim sınırıma gelecekler. Benim sınırıma geldikleri zaman ne bileyim işte dijital şeyler veriler üzerinden beni takip edecekler. Sosyal medya üzerinden benim toplumumu benim kültürüme aykırı olan işte LGBT'ymiş işte değil mi? İşte küçük evlenmeden çocuk yapmakmış işte ne bileyim bunlarla ilgili benim kültürümü yozlaştıracaklar diyor. Böyle bir durum beni zaten Rus'u diyor dünyada bırakmayacak. Yani ben bunu istemiyorum diyor. Bu nedenle de ben bunlar gelmesin diye savaşıyorum diyor. Yani bir varoluş savaşı veriyorum diyor. Yoksa hani Ukrayna toprağını şurasını alayım burasını alayım bağlamında değil. Ama siz bu terimi normal olarak birisi duysa deriz ki ya ne alakası var? Hani böyle de bir savaş sebebi mi olur? Diyebilirsiniz kendince. Ama baktığınız zaman dediğim gibi kültürünüz yozlaşırsa ileride devletiniz de kalmaz. Sınırlarınız da kalmaz. Kültürünüz de kalmaz. Medeniyetiniz de kalmaz. Artık bunlar kalmadığı zaman tarihinizi de öğrenmeye ihtiyaç duymazsınız. Gerek yok. 100 yıl sonra önce Osmanlı varmış. 1000 yıl önce Büyük Selçuklu varmış. 2000 yıl önce Göktürkler, Hunlar varmış. Bana ne dersin? Benim için tek bir geçerlilik var. Para, refah, işte iPhone, tamam mı? En üst model. Bunlar belirleyici noktalar olur. O nedenle biz kültür, dil bunlara önem vermemiz lazım. Bu kitabın yazılmasının ana nedeni bu bölgelerde yaşayan insanlar kimlerdir? Kültürleri nedir? Dilleri nedir? Gelenekleri nedir? İnançları nedir? Bakın Türkler içerisinde biz Anadolu'dakilerin büyük çoğunluğu Müslümanız. Ama bugün Rusya'da yaşayan Türkler içerisinde Hristiyan Türkler var. Budist Türkler var. Hala Gök Tanrı inancına bağlı olan Türkler var. Değil mi? Yani Çuvaşlar mesela Hristiyan. Tatarların bir kısmı Kreşenler. Hristiyan. Bugün Gagavuzlar değil mi? Moldova'da. Bunlar Hristiyan. Budist olanlar var. Şeyde Altay Dağları ve çevresinde. Tarihten beri o Göktürkler, Uygurlar döneminden itibaren biliyorsun oralar eskiden Çin'in hakim olduğu bölgelerdi. İşte Sovyetler bir dönemde Rusya'nın hakimiyetine girdi bu bölgeler. Budizm'e inanıyorlar. Ama biz kendimizi Allah yerine koyamayız. Haşa. Tanrı değiliz. Herkesin dini kendine. Yani bu Türk Müslüman değil diye belli bir dönem yok sayılmış. Böyle dönemler de olmuş. Öyle mi? Yani buna önem vermedikleri dönemler de olmuş. Biz bir insan ne zaman Müslüman olacağını bilemeyiz. O yüzden bu Türkleri yazarken, dinlerini, kültürlerini yazarken biz bunları Hristiyan, bunlar Hristiyan, bunlar Budist, bunlar işte Musevi, Yahudi Türkler de var. Yani Musevi ama Türkçe ibadet ediyorlar. Mesela Kırımçaklar, Karayimler. Bugün İstanbul'da, Karaköy'de bunların şeyi var, sinagogu var. Sayıları çok az. 150 kişi civarındalar ama bu Hazar Türklerinden kaldıkları ifade ediliyor. Bu Karaköy'deki o sinagogda ibadeti Osmanlı döneminde gelmişler onlar. Göç etmişler. Karaköy ismi de oradan geliyor zaten. Karayimlerden geliyor. Macarların da Türk olduğu sene öyle bir şey var mı? Ya Macarlarda tabii ki Türk kanı var ama baktığımız zaman Macar ismi de baktığımız zaman aynı dilalesine aynı coğrafyadan geliyoruz ama bunlar %100'dür Türk diyebilmemiz için elimizde daha çok veri olması lazım. %100 diyemeyiz. Onu söylersek bugün Ukraynalıların içinde ben şunu söyleyebilirim. Ukraynalıların etnik kimliği içerisinde Macarlardan daha çok Türklük vardır. Çünkü bugünkü Donbas bölgesi dediğimiz bölge, Donbas bölgesi, Ruslar hani Donbas bizim diyor ya, o bölge Peçenekler ve Peçenek, Kıpçak, Uzların göç bölgesi. Orada hala Türklerden kalan açık havada mezar taşları var, balballar var müzelerde. Yani o Donbas bölgesinde bugün İzzum dediğimiz, Harkov dediğimiz bölgeye gidin, tarihten kalmış eski Türklerden bir sürü mezar taşları görürsünüz.
Yani Ukraynalıların kanında daha çok Türk kanı var. Rusların kanında da Türk kanı var sonuçta baktığımız zaman. Ya benim demek istediğim bu, Avrasya coğrafyasında biz birbirimizle tabii ki karıştık. Birbirimizin kültürlerinden tabii ki etkilendik. O nedenle biz savaştan daha çok, rekabetten daha çok işbirliği yapmayı, Ruslarla, Ukraynalılarla, ne bileyim Orta Asya Türk Cumhuriyetleriyle daha çok işbirliği yapıp bu ortak tarihimizi, benzerliğimizi ön plana çıkarıp bu işbirliğini refaha dönüştürmeyi amaçlıyoruz diyorum ve sorulara geçiyoruz. Evet, teşekkür ediyoruz Salih Hocam. Hocam teşekkür ederim. Çok buyurun. Peki. İsminizi de söylerseniz. Halil Kaplan. Buyur abi. Hocam şimdi emperyalist devletler sayarken işte Amerika, Çin, Rusya diye devam ediyoruz. Yani Rusya bizim için geçmişte içine de baktığım zaman hep zulüm, gözyaşı, kan. Bunlar savaşlarımızda da olsun. Doğu'da özellikle Doğu vilayetlerimizde çok kanlı vahşetler yaşatmıştık. Yine Orta Doğu'da hala bu kan ve gözyaşına sebep oluyorlar. Rusya ile yaklaşmamız, evet bazı olumlu adımlar var ama yani güvenilir bir ülke mi, bu insani ilkelerimize uygun hareket edebilecek bir ülke mi, yoksa sadece çıkar odaklı mı? Şimdi bu bakış açısı Ruslarda da Türklere karşı var. Tamam mı? Sizin şu anda söylediğiniz o şey var ya, yani bir ne bileyim bakış açısı Ruslarda da, onlar da şöyle düşünüyor. Ya biz bu Türklerden çok çektik. Tamam mı? Bunlarla 150 yıl, 200 yıl savaştık. Bunlar yüzünden yıkıldık. Rusya Çarlığı sonuçta Osmanlı savaşları, ikisi savaştılar. Osmanlı'yla Rusları savaştırdı. O dönemde İngiltere, Fransa. İkisi de zayıfladı. İkisi de yıkıldı. Yani biz ilk borcumuzu Rus Savaşı dolayısıyla İngiltere'den aldık. Kırım Savaşı nedeniyle. Onlarla savaşabilmek için İngiltere bize borç para verdi. O borç parayla da İngiltere'den silah satın aldık. Yani şimdiki durum da aynı. Mesela artık Türkiye Osmanlı kullanabilecekleri bir Osmanlı yok belki. Onun yerine başkalarını kullanıyorlar. Şimdi bir güvensizliği biz yok edebilmemiz gerekiyor ki. Ruslar da bize aynı güvensizlikle bakıyor. Bizim onlara baktığımız gibi. Yani tarihte mutlaka olmuştur bir şeyler. Yani biz de onlara birçok defa zarar verdik ama Ruslar da bize zarar verdi. Mesela Ruslar dolayısıyla biz Balkanları kaybetmek zorunda kaldık. Balkanları kaybetmek zorunda kaldık. Ama onlar da Türkler dolayısıyla Çarlı imparatorlukları yıkıldı. Bu nedenle. Şimdi tarihi bileceğiz. O farklı bir şey. Benim söylemek istediğim işte bazı milletlerin kendi genlerinde vardır ya hareket tarzı. Şimdi biz Rusların genlerindeki o hareket tarzını daha iyi bilebilirsek savaşlar çıkmadan, birbirimize zarar vermeden gelecekte ne kadar çok mutlu olabiliriz, ne kadar çok ikimiz de kazanabiliriz, onun çabası içerisindeyiz. Evet. Hayati Odabaşı, teşekkür ediyorum. Siz Türk dünyasını çok yazdınız, çok biliyorsunuz. Ben şuradan gireceğim. Biz İslam dünyasını çok seviyoruz. Evet. Yani herkesi çok seviyoruz, bütün devlet. Biz bunun karşılığında aynısını göremiyoruz. Mesela siz bir İran'a ne yaparsanız yapın bizi sevdiremezsiniz. Biz İran'a o kadar çok üzülüyoruz ki mesela ambargo okuyup başka şeyler okuyoruz. Ama onlar bize hiç üzülmüyor. Şimdi burada bir Türk dünyasına geçiyorum. Şimdi biz Türk dünyasını da çok seviyoruz. Yani A'dan Z'ye. Siz gezdiğiniz için onların bize bakışı nasıl? Mesela ben Kıbrıs'a gittim. Kıbrıs'ta bana aynen şunu diyor. Siz niye geldiniz ki buraya diyor. Biz sizden önce çok rahattık diyor. Bu anlaşılır bir şey değil. Yani şimdi onlar da Anadolu'dan gittiler ya. Kıbrıs'takiler Anadolu'dan gitti. Yani bugün Karaman'dan, Konya'dan gittiler yani. Şuraya gelmek istiyorum. Yani halkının bakışı nasıl? Liderlerin bakışı nasıl? Mesela Türkmenistan'da bildiği kadarıyla bir Nazarbayev vardı. Ya kendini bir tanrı ilan etmedi kalmıştı bildiğim kadarıyla. Yarı tanrı gibi bir şey de var. Profesini yapamıyormuş.
Şimdi şöyle bakalım. Bakın ben hani İslam dünyası, siz Orta Doğu'yu kastediyorsunuz. Büyük ihtimal Arap ülkelerini kastediyorsunuz. Ha. Şimdi ben Arap ülkelerine de gittim. Yani onları da gezdim. Ben halkın Türkiye'ye karşı ve Türklere karşı büyük bir sevgisi olduğunu gördüm. Yani Araplar Türkleri sevmiyor derseniz bu yanlış. Yöneticiler kendi iktidarını korumak için orada bir yapı var. Sonuçta demokrasi diye bir şey yok. Seçimle iş başına gelmiyor bunlar. Babadan oğula geçiyor. Ve o iktidarını korumak için her şeyi yapabilir bunlar. Yani din, ne bileyim kültür, benzerlik onlar için önemli değil. O iktidarını korumak için herkes de işbirliği yapabilir. Ama halkta, Arap toplumundaki halkta Türklere karşı çok büyük sevgi olduğunu söyleyebiliriz. Halk başka bir şey. İktidarda biz otokratik yönetimler diyoruz, monarşi diyoruz. Onların kendi iktidarını korumak için yaptıkları siyaset başka bir şey. Yani zulüm hiçbir zaman uzun süre sürmez. Mutlaka bir sonu olur yani. Şeye baktığımız zaman Türk dünyasının Türklere bakışını bakacak olursak bugün Azerbaycan'a bakalım. Bakın Karabağ Savaşı'nda sonuçta Türkiye oraya ağırlığını koydu, değil mi? Rusya'ya bir şekilde bak Azerbaycan bizim kardeşimiz dedi. Yani ona dokunan savaş tecrübesini koydu. Tabii. Ona dokunan bana dokunmuş olur. Onunla savaşan benimle savaşmış olur deyip bir şekilde Azerbaycan'ı kendi canından hani içinden bir kendi toplumuymuş, kendi vatandaşıymış gibi hareket etti. Yani ben bu yıl gittim işte yani Azerbaycan'a. Bu savaş bölgesine gittik. Yolda giderken gördüğüm zaman insanların işte ben Türkiye'den geldim dediğim zaman ben ağlayan insanları da gördüm. Ya duygulanıyor, gözyaşı. Yani bizim kardeşlerimiz bizim her zaman için arkamızda. Aynı şey Kırgızistan'da da var. Türkiye'ye karşı artık öğrendiler. Şunu öğrendiler. Yani bizim tarihimiz bir. Göktürkler, Hunlar hepimizin atası. Ha, bunu biliyorlar. Ha siz gitmişsiniz, göç etmişsiniz. Biz ata topraklarımızda kalmışız. Aynı şey Kazakistan'da da var. Yani ilk Kazakistan bağımsızlığını kazandığında böyle bir şey yoktu. Ama şimdi baktığınız zaman belki de Türk kültürüne en çok sahip çıkan ülkelerden birisi Kazakistan diyebiliriz. Kırgızistan, Türkmenistan. Zaten onlar adı üstünde kendi ülkelerinin ismi Türkmenistan olarak geçiyor. Türk algısının Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde çok hızlı geliştiğini ve ilerlediğini söyleyebilirim. Evet. Buyur. Ben de bayağı buldum. Türkler ve Araplar yani İslam dünyasında iki büyük faktör yani olan millet var. Mezhepler genellikle biliyorsun Arapların içerisine çıktı. Tarikatlar var, İslami tarikatlardan bahsediyorum, medresesi olan tarikatlardan bahsediyorum. Türk milleti veya Türkler arasında veya oradan da Endonezya'ya kadar bir tarafa da gidiyor tek bahsettiğim yere. Bu İslami tarik, medresesi olan tarikatlar acaba bunlar mı Türk milletini ve Türkleri daha fazla güçlendiriyor? Ya onların önemli olumlu bir etkisi var. Şöyle mesela Büyük Selçuklular döneminde Nizamülmülk'ün Nizamiye medreselerini kurmalarının ana nedeni, Nizamiye medresesini kurmasının ana nedeni bu İslamiyet'teki ana böyle İslamiyet'i bozabilecek dış etkilerden koruma amacıyla. Tabii orada öğrencileri yetiştirerek, o medreselerde öğrencileri yetiştirerek dışarıdan gelebilecek mesela bu Vahabi dediğimiz değil mi? Bunlar şimdi kendi kültürlerini ön plana çıkararak dini bir şekilde yaşamayı amaç ediniyorlar. Evet. İslam'a aykırı değilse dindir. Ya dindir ama bunlar onu kendilerince aykırı olsa bile uygun olduğunu da söyleyebilenler var. Ben hep şunu söylerim bakın. Hanefi mezhebi Türkler dışında başkalarında var mı? Bana bir örnek verebilir misin? Hanefi mezhebinde olan Türkler dışında bir millet var mı? Hanefi mezhebinde. Kürtler var. Yani genelde Şafii onlar. Biraz İran etkisi. Şafii onlar. Yani Şafii. Bakın işte bunun sebebi nedir hocam? Bunun sebebi şimdi din Araplara gelmiş olabilir ilk defa. Ama bu tüm dünyadaki insanları kapsayan bir
bizim kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim tüm dünyaya mesaj veriyor. Şimdi Türkler bu dini kabul ederken şöyle düşünmüşler. Ya biz aynı şey kültürümüzü korumamız için bu dini sizin dediğiniz kendi örf ve adetlerimiz Kur'an-ı Kerim'e aykırı değilse ona göre yaşamamız lazım ki biz hem Türklüğümüzü koruyalım, kimliğimizi, kültürümüzü koruyalım, hem de dinimizi yaşayalım. Eğer onlar kendilerince o Nizamiye medreseleri ya da Hanefi mezhebi olmasaydı, biz ne bileyim Vahabi şeklinde yaşasaydık, o zaman biz asimile olurduk zaten. Öyle mi? Yani Araplaşırdık. Yani bugün o Nizamiye medreselerinin kuruluşunda Nakşibendiliğin bir şeyi var. Ağırlığı var. Değil mi? Nakşibendilik tüm Türk dünyasında, Türk coğrafyasında etkili olmuştur bu sebeple ve bunu bilinçli olarak Selçuklular döneminden itibaren bunu yapmış ki Türkler kendi kimlik kültürleriyle ve inançlarıyla ayakta kalabilsin diye. Mesela Hakkari, Hakk'ın ailesi, Hakk'ın sesi, Hakk'ın güzel memleketi manasını geldi. Bugün ne mane geldi? Halbuki orada bayağı güzel. Tabii eski alimler, orası tarikat, bugün mesela Erbil değil mi? Onlar da Nakşibendiliğin ana merkezlerinden biz bugün Barzaniler dediğimiz. Hani Nakşibendiliğin en ileri uçlarından. Çünkü Osmanlı'dan sürgün giden şeyhler orada gidip medrese kurmuşlar ve bu Nakşibendiliği oradan geliştirmişler. Onun Barzani'nin dedesinin dedeleri de bu Nakşibendiliğin önemli alimlerinden birisi mesela. O coğrafyada da Nakşibendilik etkili olmuş bugün. Yani bugün Barzani ile PKK'nın işte bu terör örgütünün anlaşamamasının ana nedenlerinden birisi bu. Çünkü PKK diyor ki ya bunlar Nakşibendilik, ben mümkün değil başarılı olamam diyor. Bunu diyor parçalamam lazım diyor yani. Buyurun. Bu Türk Cumhuriyetleri ile ilişkilerde biz onlara biraz abilik rolü yapıyoruz gibi. Yani böyle anlaşılıyor. Peki onlar bu abilik rolünden rahatsız olurlar mı? Oluyorlar mı? İzlemeniz nasıl? Bir de 30 yıl öncesinden bahsettiniz. Doğru, tarihlerde bazı Kazaklar, Kazakistan burada kurulduğunda, ilişki geldiğinde muhabbetimiz olmuştu. Şu anki bütün hissiyatlar yoktu ama şu an gelinen noktada bu hissiyatlar arttı diyorsunuz. Evet. Halkta da bunu görebiliyorum. Evet. İkinci sorum bu. Türk teşkilatı oluşma esnasında o sonuçta gücü çok da iyi konuda olmayan devletler Rusya'nın etkisinden bağımsız karar alabilirler mi? Oradaki gelişmeleri nasıl gerekiyor? Evet. Şimdi bu Türk dünyası gerçeği 90'lı yıllarda Sovyetler dağıldığı zaman işte o dönemde bu abilik rolü biz her şeyi biliriz. Biz ne dersek onu yaparız politikası çok büyük zarar verdi o dönemde. Yani bunlar abilik istemiyor, kardeşlik istiyor. Yani onlara siz şunu yanlış yapıyorsunuz. Biz en iyisini biliyoruz derseniz bu ters tepiyor. İlk dönemlerde o işte doğru yolun dönemlerinde, ANAP'ın dönemlerinde bu oldu. Kavgalar, dövüşler oldu. Biz bu nedenle İslam Kerim'le uzun süre şey yapamadık yani iletişim kuramadık bu abilik şeyinden dolayı. Mesela bir toplantıda onlar Ahat Andijan'la kavga ettiler. Yani Ahat Andijan da ailesi Özbekistan'dan geldiği için bakandı. O Cumhurbaşkanı da buraya gelmişti. Kavga ettiler bunlar. Yani. Ve iletişim kuramadık. Bunun etkisi oldu. Ama şimdi biz abilik yapmıyoruz. Biz kardeşlik yapıyoruz. Biz diyoruz ki hepimiz kardeş olarak bir yolda gidelim. Ve kardeş olarak hepimiz burada bir refah olacaksa, bir birlik, beraberlik, barış, huzur olacaksa birlikte sağlayalım diyoruz. Şu anda son dönemdeki politika genelde böyle benim gördüğüm. İkinci sorunuz neydi? Tam devamı. Sonuçta bu ülkeler uzun yıllar Rusya'nın etkisinde kalmışlardı. Ve orada da bağımsız elemanlarını bırakarak çekilmişlerdir.
Türk kökenli. Evet, evet. Oradaki ilişki, yani Türk dünyasının lehine olacak şekilde devam edebilir mi? Rusya'nın hesabı olabilir mi? Nasıl görüyorsun? Evet. Şimdi ben onu şöyle görüyorum. Ben her zaman bunu savunuyorum. Yani tartışmalarda, konferanslarda şurada. Bizim Türkiye'nin Rusya ile ilişkileri iyi olduğu sürece Türk Devletleri Teşkilatı da rahat eder. Yani bu Türk Cumhuriyetleri de rahat eder. Ama bizim Rusya ile ilişkilerimiz bozulursa, rekabete girersek, birbirimizi hırpalarsa buradaki Türk Cumhuriyetleri de bundan zarar görür. Çünkü bu şuna benziyor. Yani birisine kızıyorsunuz, gidip çocuğunu dövüyorsunuz. Tamam mı? Ona zarar ver. Yani ona zarar vermek için onun kardeşlerine de zarar veriyorsunuz. Şu an için bizim Rusya ile ilişkilerimiz düzeyli olduğu için, tabii ki biz Rusların her dediğini kabul etmiyoruz ya da her dediğinin doğru olduğunu düşünmüyoruz. Onlar da bizim her yaptığımızın doğru olduğunu düşünmüyor. Ama düzeyli bir ilişkimiz devam ettiği sürece Türk dünyasıyla ilgili, bu cumhuriyetlerle ilgili bir sıkıntı yaşanmaz. Azerbaycan örneği bunun en güzel örneği. Yani bugün Rusya orada belli bir seviyede duruyorsa, Karabağ konusunda belli bir seviyede duruyorsa, Türkiye'yi rahatsız etmemek, Türkiye'yi kaybetmemek adına da bir tavrı var. Yoksa biz aynı sorunu 99'da yaşadık ve Ruslar tehdit etti o zaman Karabağ'daki o dönemde. 92'de işte 99'daki o mücadelelerde Ruslar sonuç itibariyle Ermenistan'dan tarafa bir görüş bildirdiler ve yardım ettiler. Ama aynı durum şimdi olmadı. Neden? Türkiye etkisi diyoruz biz buna. Bir de tabii Türkiye'nin silah sanayinde güçlenmesi, artık dışarıya bağımlılığının azalmasının da önemli etkisi var yani bunda. Evet. Buyur. Arkada hanımefendi, isminizi de söylerseniz. Ben Azerbaycan basınındanım. Evet. İsminiz ne? Sevil Ünal. Ha, buyur Sevil Hanım. Sayın Hocam, bir sorun vardı. Rusya'da elimiz özel Türk cumhuriyetlerinin olduğunu biliyoruz. Daha küçük haklarda siz de söylediniz var. Türkler var. Türk milletinde. Bilmek istiyorum, kitabınızda acaba diğer Türk dünyada genelde yani Türkler hakkında bilgiler var mı? Hangi Türkler var? Latin Amerika'sında örneğin böyle Türklerin olması hakkında bilgiler var da ama az sayıda bildiğim kadarıyla. Evet, siz dünyada ne kadar Türk var? Evet. Bunun hakkında var. Biz biraz geç katıldık. Evet, siz geç katıldınız. Onun yarısında onun örneklerini verdik. Şu anda yaklaşık 300 milyon civarında dünyada Türk'ün yaşadığını söyleyebiliriz. Kitabımızda da sadece Türk dünyası dediğimiz zaman biz sadece Orta Asya'yı biliyoruz ama ben biraz önce söyledim, Rusya'da 15 milyon Türk yaşıyor. Bunlar 35 tane farklı etnik gruba aitler ve bunlar şeyde de sistem, yönetim içerisinde de oldukça etkililer. Yani kitabımızda sadece biz Orta Asya'daki Türkler değil, Balkanlar ve Doğu Avrupa'da yaşayan Türkler başta olmak üzere, Rusya Federasyonu içerisinde yaşayan Türkler, Orta Doğu, Afrika, Asya Pasifik, Afganistan'da yaşayan Türkler ve Rusya'da yaşayan Türkler, bir de Türk dünyasıyla ilgili çalışan uluslararası ve kurum ve kuruluşları da anlattık. Ve bu Türkleri anlatırken Türklerin kültüründen, dilinden, inançlarından bunları da anlattık ki gençler özellikle bir altyapıya sahip olabilsinler. Bu sadece tabii ki üniversitedeki gençler için değil, tüm toplum içinde bir kaynak, bir rehber kitap olarak hazırladık. Onu sayıyı şöyle, onu istatistik elimizde yok. Niye? Şimdi biz mesela Libya'dan örnek verdim ben. Libya'dan. Şimdi Libya'da Osmanlı oraya Yeniçerileri göndermiş. Denizcileri göndermiş. Bunlar bugünkü Misrata'ya yerleşmişler. Oradan evlenmişler. Ve bir daha geri İstanbul'a dönmemişler. Orada kalmışlar. Günümüzde baktığımız zaman bunların isimleri Türk. İsimleri Türk. Ama Türkçeyi unutmuşlar. Bu yüzden sayılarını bilemeyiz. Bunu ne yapacak Türkiye Cumhuriyeti? Bugün Libya'da etkinse Libya'daki ders kitaplarının yazılmasında ne yapacak? Bir proje yapacak. Oradaki Türklere diyecek ki bakın
şu 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 bölgede siz Türkler yaşıyorsunuz, şu tarihte buraya geldiniz, şu aşiret, şu kabile var, kabile yani Senusi kabilesi mesela, değil mi? Bunlar Türkiye'den. Tabii o kişi zaten Libya bağımsızlığını kazandığında o Bursa'da oturuyordu kendisi. İlk başbakanı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Libya'nın ilk başbakanı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kendisi. Ben Libya kurulduğu zaman. Evet. Yani orada ders kitaplarını aynı bu şekilde sizin değiştirip o topluma Türklerin kim olduğunu, Libya'da yaşayan Türklerin hangi kabile, hangi aşiret olduğunu da tanıtmanız lazım. Tamam, askeri olarak başarılıyız. Ama projeniz eğer devamı gelmezse, projenizin o Libya halkını siz içinizde şu kadar sayıda Türk vardır diye onlara anlatmazsanız, yarın güçten düş, parti değişir, bir A partisi gelir, Libya'dan çekiliyorum der, yaptığınız her şey çöpe gider. Daha az sayıda 300 milyon. Yani daha çok olması için bizim elimizde sayısal, biz bilim adamı olarak tahminde bulunabiliriz. Ama elimizde kanıtlayacak sayısal verimiz yoksa, bu konuda bilim adamları sayıyı ne kadar arttırsa mutlu olursunuz. Ben 500 milyon Türk yaşıyor diyebilirim. Hepimiz mutlu oluruz. O sonradan göçler farklı. Bakın, sonradan göçler var ya, yani Amerika'ya göç etmiş, Almanya'ya işçi olarak gitmiş, ne bileyim Hollanda'ya gitmiş, Belçika'ya gitmiş. Onlar ayrı. Yani sayımız, bugün Türkiye'nin nüfusu kaç? 85 milyon. Yani 300 milyon demek ki dışarıda, Türkiye dışında 215 milyon Türk var. Bu çok büyük bir sayı. Bu neye benziyor Salih Bey, biliyor musunuz? Erzurum'un nüfusu şu anda, merkez nüfusu 600 bin yani şey. Evet, evet. Ama bütün Türkiye'de Sivas 10 milyon mu? Yani 2-3 milyonu aynısını Konyalılar diyor Ahmet abi. Sivaslılar diyor. Yani o evet. Anlamda şey. Tamam hocam, bir de evet. İtalya'da bir beyefendi çıktı televizyona. İtalya'nın kökenli Türk dedi. Kökenli Türk'ün. Yani Etrusklar var ya, Etrusklar. Evet. İskitler. Evet. Bizim tarihte İskitler dediğimiz, biliyorsunuz İskitlerin kelime olarak çokça Türkçe kelime var. İşte değil mi? Araba, ana, bunun gibi o kullandıkları aletler Türkçe kelime. Şimdi bunlar Avrasya coğrafyasından çıkıp İtalya'ya kadar gittiler. O Etruskler diyoruz biz ona. Değil mi? Bozkurt mesela bizde kutsal. Atilla'yla beraber gittiler. Ha, yani Atilla'dan da önce. Çok önce. Tabii. Atilla, o Atilla'dan çok önce onlar. Yani tarihleri. Şimdi biz Bozkurt değil mi Türkler için? Bozkurt'un en güçlü hayvanı ne? Bozkurt. Onu Tanrı'nın bir şeyi olarak görmüş onlar. Yani eğer Tanrı bu hayvana, Bozkurt'a en büyük gücü vermişse, demek ki kendinden bir şey taşıyor diyor Bozkurt. Eğer Tanrı buna bu gücü vermişse, o zaman bizim de buna saygı duymamız gerekiyor diyor. Ve onu uğur olarak Bozkurt'u Türkler kendilerine seçmişler. Aynı şey İtalya'da da o Etrusklerden sonra Bozkurt'un orada bir sembol olarak kullanılması olmuş yani. Ha, olabilir ama tekrar söyleyeyim, biz bilim adamları elimizde arkeolojik bulgu değil mi, bir veri olmadığı sürece biz bunları sadece hipotez olarak söyleyebiliriz. Evet, buyurun. Evet. Mustafa abi. Teşekkür ederim. İsmim Mustafa abi. Hafif Konfederasyon eski yöneticisi ve aynı zamanda konumuz olduğu için Türk Dünyası Dayanışma Grup Başkan Yardımcılığı yaptım. 92-2000 yılları arasında. Ki bu Türk Dünyası Dayanışma Grubu'nun da kuruluşunu Allah rahmet eylesin. Turgut Özal. Evet. Vasıtasıyla ve rahmetli kardeşim Musul Yazıcıoğlu ile beraber kurmuştuk. Allah rahmet eylesin. İkisine de Allah rahmet eylesin. Ki siz konuşma içerisinde bahsettiniz hocam. Yani tanımak lazım dediniz. Bu çok önemli. İnsan bilmediğinin düşmanı olur. Derler ya, işte 1980 ve 90 yıllar bizlerin gerçekten çok canlıkaş bir şekilde çalıştığımız ve kendi kimliğimizi dışarıya yansıttığımız yıllar olarak değerlendiriyorum ben. Çünkü rahmetli Özal bize dedi ki mutlaka dışarıya açalım. Rahmetli Necati Çelik'le gittiğimizde dışarıya bir görün çocuklar. Tanımadan olmaz. Görün kim oldu. Hakikaten o tarihte itibaren biz çok kesin bir şekilde yurt dışına gittik. Ve 92'de işte bu gerek Azerbaycan, gerek Efendimiz'e Bosna Hersek, gerekse Türk dünyasındaki o bağımsızlık kazanmasıyla ilgili
Rahmetli Özal'ın bu şeyi bize, Türk Dünyası Dayışma Grubu'nu kurdurması ve biz de özellikle rahmetli yine Necati Çelik'le beraber Türk Dünyası'nı gezmemiz. Yani Özbekistan'dan başlayıp Kazakistan, Türkmenistan'a kadar her tarafı gezdik. Ve tabii siz yine konuşma içerisinde bahsettiniz o tarih itibariyle. Onlar bağımsızlığını vermiş olduğu bir hadi bir şey var. Gurur, kibir de tabii. Kibir demeyeyim de bir gurur yaşıyorlardı. Biz de o kardeşlerimize o gururu paylaşmak adına gittik. Hem de ya biz de buradayız, hep beraber olalım diye şey yaptık. Tabii biz onlara sizin de bahsettiğiniz Türk işte kardeşimiz falan filan diye sarıldığımız zaman özellikle Özbekistan'da dediler ki bize biz Türk değiliz ha, biz Özbeğiz. Özbek Türk'ü dediler. Bak işte biz Özbeğiz dediler. Özbek Türk'ü diyor. Efendim? Türk'ü diyor yani. Dedik ki tamam ama aynı şeyden coğrafyada insanlarıyız biz. Diye şey yapmıştık onlarla bir teşviki mesaimiz olmuştu. Ve o zaman mesela Azerbaycan'da o Karabağ istilası şey Elçivey zamanında mesela o Karabağ şeyinde işgalinde mesela Türkiye bir şey yapamadı değil yaptı ama gereği kadar yapmadı. Özellikle sivil toplum bir şeyiyle hatta devletimiz de o yaptı bir şeyler yaptı. Hani bunları bilenlerdeniz ama her şey tam açık konuşulmuyor. Bütün dünyada her şey hocam sivil toplum örgütleriyle yapılıyor. Evet. Direkt affedersiniz bodoslama devlet oraya girmiyor. Amerika hep aparatları vardır, onları kullanır. Alman'ın aparatı vardır, onu kullanır. Sivil toplum örgütleriyle girerler. Şimdi bu özellikle Türk dünyasının mesela birleşmesi, Türk Devletler Topluluğu'nun kurulması, hani Avrupa Birliği mesela, değil mi var? Bir tarafta güç. Ben bunu çok önemsedim. Çok kesinlikle, çok da önemli yani, zaten. Gelecekte önemli. Daha da önemli hale gelecek. Ve siz de bahsettiniz, ya enerji şeyi, kaynağı, hem doğalgaz hem petrol ve bunların pazarlaması güzergah Türkiye. Türkiye hakikaten enerji yolu üzerinde. Onun için Türk dünyasındaki böyle bir yakınlaşmayı, birbirine kardeşlik olarak bağlanmasını 92'den 90'dan bu tarafa kadar gerçekten en son yıllardaki bu şey yaklaşımı çok doğru ve içten buluyorum ben. Hani ya gidelim görelim falan diye değil. Bir kardeşlik havası içerisinde. İran'a da gittik hocam biz. İran'a da. Ne dediler biliyor musun? Rahmetli Özal. Ya dedi Amerika dedi bize ambargo uyguluyor İran'a. Biz oradan petrol alamıyoruz. Ama Amerika Shell vasıtasıyla, İngiltere BP vasıtasıyla hepsi şakır şakır benzin alıyor. Şey petrol alıyor. Ama ambargo uyguluyor. Ya sürükler siz bir gidin dedi. Bir görüşelim bakalım. Nedir ne değildir falan diye. Biz onları davet ettik. Onlar bizi davet ettik ama hocam bir arkadaşımız ifade etti burada. İran arkanı dönecek bir yer dedi. Yani İran gittik gördük. Onu. Ya dönersin ama dikkat edersin. Dikkat edersin. Ha, şey hocam hani genel bir laf vardır. Dış politikada, dış şeyde de mutlak dost, mutlak düşman yoktur. Ülkelerin menfaati. Evet. Ama bizim Türkiye Cumhuriyetlerle olan ilişkimiz bunun biraz daha tevkindedir. Evet. Şimdi hocam burada mesela bu Türk dünyası, Türk devletleri topluluğu ile ilgili yapısı ve geleceğiyle ilgili ve dünyaya bir yön vermesiyle ilgili ne düşünüyorsunuz hocam? Yani bu çerçevede. Şimdi bu Türk Devletleri Teşkilatı'nın ilk etaptaki genel amacı dil ve kültür. Evet. Yani dil ve kültür konusunda bu devletleri birbirine yakınlaştırmak. Ama gelecekteki şimdi bu son birkaç yıldır da ekonomi. Ortak ekonomik alan. Yani tıp nasıl ki Avrupa Birliği ülkeleri kendilerine bir ortak ekonomik alan oluşturuyorlar. Nasıl ki Rusya kendisine Çin İpek yoluyla bir ortak ekonomik alan oluşturuyorsa biz de Türk Devletleri Teşkilatı üzerinden Türk ülkeleriyle birlikte bir ortak ekonomik alan oluşturmak istiyoruz. Yani vergilerin olmadığı ya da belli bir seviyede ortak olduğu, hukukun ortak geçerli olduğu, ticaret hukukunda ortak geçerli olduğu, birbirimizden kolayca mal alıp satabildiğimiz, yani ihtiyaçlarımızı birbirimizden karşılayacağımız bir ortak ekonomik alan oluşturmak istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor, çalışmalarımız sürüyor. Ha bu gelecekte dünyanın, Rusya'nın, Çin'in, Amerika'nın, İran'ın tavrına göre bu yapılanma askeriye de dönüşebilir. Evet yani askeriye de dönüşebilir ama bugünden bunu biz böyle yapacağız diyemeyiz ama bu tamamıyla dünyanın diğer ülkelerinin nereye evrileceğiyle alakalı bir strateji olur. Bizim şu andaki ana amacımız
ekonomik ortak bir ekonomik alan kurmak, kültürel anlamda, dil anlamda birbirimize yakınlaşmak, birbirimizi iyi tanımak, birbirimizle işbirliği yapmak. Evet. Buyur. Son soru mu hocam? İsminizi de alalım abi. Mehmet Reşit Ayhan. Hocam çok teşekkür ederim. Şimdi biraz konunun biraz dışında olacak ama biliyorsunuz biz Türkler mağduriyetiz. Evet. Yavuz'dan sonra özellikle de son 300 yıl diyelim. Onu işte hocam sordu. Bir son Nizamiye yüzyıl. Medreseleri, evet. Hanefilik, Nakşibendilik. Evet. Ama bizde son 300 yıldan beri diyelim bir eşarı ekolü bize verilmeye çalışıyor. Bu tabii düşünme ve sorgulama, araştırma yetimizi de kaybediyoruz bu manada. Bu konuda tarihi bir süreç içerisinde ne dersiniz buna? İşte ayrıca bu Kızılderililerle ilgili ortak çok kelimelerimiz var. Onları Türk olarak kabul edebiliyor muyuz? Şimdi Kızılderililerin olduğu Alaska var ya, evet. Sibirya'nın hemen karşı yakası. Evet. Eğer bir 2000 yıl önce oranın kışın buz tuttuğunu düşündüğümüzde Sibirya Türklerin ana vatanı. Türklerin karşıya geçmiş olma ihtimali %100. Aynı Amerika kıtasına geçmemişlerdir diyemeyiz. Ben yani bu benzerliğin isim vermeden tutun kelimelere işte yaşayış tarzlarına mutlaka bir benzerlik var. Bir akrabalık olabilir. Yani çünkü Sibirya'dan Alaska'ya bunlar geçmiş olabilirler ya Türkler. Öbür taraf ise işte Matur, Druik, işte Eşarik falan. Ya bu dönem dönem şeyle alakalı olabiliyor. Yani politik olabiliyor. Sonra dini ne bileyim bir takım tarikat ve cemaatlerin yönlendirmesiyle olabiliyor. Belki Matut bu Nakşibendilik üzerinden bazı tarikatlar etkisini tam gösteremedikleri için öbür biraz daha oradan çıkarıp toplumu daha kontrol altında tutabilmek için kendilerince şey olabiliyor. Bazıları dış devletler tarafından özellikle mesela Vahabilik yani Daesh niye çıktı yani durup dururken Suudi Arabistan üzerinden mi çıktı? Ya bunu bir Amerika Birleşik Devletleri'nin bu Vahabiliği özellikle Kafkasya'ya ne bileyim başka ülkeleri vererek bu dini uzlaşıyı bozup aralarında bir şey çıkarmak, karışıklık çıkarmak için uyguladığı bir stratejiydi. Ama yani bizim yapımıza tabii ben kendim adıma konuşuyorum. Başkaları adına konuşmuyorum. Yani herkesin yolu farklı olabilir. Kimisi çakıllı yoldan gitmeyi sever, kimisi toprak yoldan gitmeyi sever, kimisi ot yoldan gitmeyse onu bilemem. Ama yani Nakşibendiliğin işte bu sizin dediğiniz gibi Türklerin İslamiyet'i yaşama anlayışına en uygun olduğunu söyleyebilirim. Bunu denemişler çünkü bunlar. Yani binlerce yıl bunu denemiş. Hatta işte Nizamül Mülk bile kendisi Fars bunun. Yani vezir. Kendisi Fars. Türk değil. Pers. Ha, Pers yani. Pers olmasına rağmen diyor ki bunu korumamız için, Nakşibendi'ni korumamız için bunu sistemsel olarak bir medrese kuralım da bunları eğitelim. Yani mesela Taliban değil mi bugün Afganistan'da Taliban? Ya onlar da Nakşibendi. Taliban zaten nizami medreselerinden geliyor öğrenci ismiyle. Yani şimdi onlar da Nakşibendilik üzerinden yetişti ama sonra biraz evrime uğramışlar. Biraz şeye uğramış. Kültürel yapı farklı olduğu için o biraz değişmiş. Yani bu olabilir. Bazı yani şimdi Arap dünyasından etkilenenler de oluyor. Oradaki tarikat cemaatlerden etkilenenler de oluyor. Ya da Suudi Arabistan gibi ülkeler parayla da bazı şeyleri destekliyorlar. Yani sen bir diyelim Kısırlar Vakfı'na Suudi Arabistan desek ki sana 100 milyon dolar veriyorum. Kabul etmez de. Yani. Ki öder mi? Yaşarız da bildiğimiz okuruz. Nerede o günler hocam ya? Ya hemen biz dinden çıktık o zaman. Parayı gördük gittik ya. Neyse sen kabul etmez. 100 milyon dolar veriyorum sana. Sen öğrencilere burs vereceksin. Tamam mı? Öğrencileri toplayacaksın ama benim istediğim şekilde yiteceksin. Bunların Nakşibendilikten uzaklaştıracaksın dese. Sever kabul etmeyebilir ama başkaları kabul eder. Ama hocam ben diyorum ki yani Maturidi Türk milletine daha evet, o evet. Biz
niye devlet olarak Maturidi diye yani o, hocam onu yani Eşarilikte biraz biat kültürü var. Şimdi yani bu manada ben şahsen yani düşünüyorum yani bu İslam aleminin düşünme, sorgulama, araştırma yetisini kaybettiği için çok geri kaldığını. Şimdi hocam ben devlette bir yönetici olsam sizin dediğinize cevap veririm. Evet. Başbakan, ne bileyim bakan ya da Diyanet İşleri Başkanı olsam buna cevap veririm. Bu soruya aslında Diyanet İşleri Başkanlığı ya da Diyanet İşleri'ndeki o kurulu ne bileyim siyasetçilerin cevap verebilmesi lazım. Ha, ben kendim dışında ben, olması lazım. Diyanet onun üstlenmesi lazım hocam. Tabii onun üstlenmesi gerekiyor. Aynen. Bunu koruması zaten Diyanet'in kurulma amacı da bana göre bak ben kendimce bana göre yani Cumhuriyet'in ilk yıllarında Mustafa Kemal Atatürk ve diğerleri bunu kurarken de Nakşibendiliği korumak için bunu kuruyorlar. Yani o yapılanma, o Türklerin Hanefilik, Nakşibendilik üzerinden o dini anlayışı korumak için bu yapıyı kuruyorlar. Yani şüphesiz şimdi devletle mutlaka ilişkileriniz olabilir, toplantı olabilir, akademisyen olarak. Valla devletle hani ilişkilerimiz benim daha çok dış politikayla bu yani Diyanet'le çok fazla şeyimiz olmuyor. Onu Mehmet Ali abi bunu o bakın Mehmet Ali abi haftaya Diyanet İşleri Başkan Yardımcılarından birisini çağırsın. Onlar da akademisyen olanlar var. Bak bunu düşünsün. Burada çaktırmadan ona sorun bunu. Şimdi tamam. İlk şeyinden bitti. Yok bitirelim. Bir. Ha. Yalnız bir YouTube'dan bir soru var. Onu evet. Da gönüllendirmiş olalım yani. Buyurun. Veysel Karabilik diyor ki Türk dillerinin birleştirilmesi, yakınlaştırılması mümkün olabilir mi? Bu tür bir çalışmalar var. Bununla ilgili çalışma var. Özellikle ortak alfabe. Bu daha önce yapılmıştı. Yani Türk dünyasında ortak Latin alfabesinin oluşturulmasıyla ilgili ama şimdi her bir ülkenin gelişmişlik düzeyi ve bir anda bu Latin harflerine geçiş süreci kolay olacak bir şey değil. Yani biz mesela bizdeki harfler de eksik. Bizdeki Latin harflerinin de eksik olduğunu söyleyebilirim. Ortak bir alfabe Türk Dil Kurumu çalışma yapmıştı dönemde ama daha sonra bu kabul edilmedi. Yani bazı ülkeler biz bunu kabul etmiyoruz dediler ama Türk Devletleri Teşkilatı'nın yeni dönemde ortak alfabe Latin harflerinin oluşturması konusunda bir çalışma olduğunu söyleyebilirim. Evet. Salih Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Güzel bir sohbet oldu. Şimdi değerli arkadaşlar önümüzde iki hafta cumartesi günü bir kitap bir yazar programımızda bu hukukçu yazar Hüder Genel Başkanı Hüseyin Kaya Aklın İsyanı Aforizmalar kitabı çerçevesinde bizlerle sohbet edecek. Ben Hüseyin Kaya'ya onu sorun hocam. Evet. Haftaya dediğiniz. Çarşamba sohbetleri programımızda da 21 Aralık Çarşamba 19'da Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü Profesör Yavuz Demir Hoca üniversite eğitimi ve Ankara Bilim Üniversitesi'ni anlatacak. Sizleri yine bekliyoruz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Tekrar Salih Hocam'a da teşekkür ediyorum. Güzel bir sohbet oldu diyoruz. Kapatıyoruz. Şimdi yayın evinden kitap getirttirdim ben. Hocamın haberi bile tabii yok. Tabii size kitap da imzalayayım mı? İsim şimdi, neydi?